Devrim Erbil, akademiye girdiği yıllarda, öğrencilik döneminde olmasına rağmen resim sanatı anlayışında ileri bir algı duyarlılığına sahipti. Öyle olmasa, akademik öğreniminin henüz ertesinde kendi estet eğilimlerinin kolaylıkla ayrımına varılan bir nitelik kazanması mümkün olmazdı. 60'lı yıllardan başlayarak çizginin kaligrafik kıvraklığıyla biçim yüzey arasındaki geçişkenliği ustaca kullanmasını bilip kendi özgün dilini oluşturmuştur. Erbil, üzerine resim yapılacak yüzeyi bir algı eleğine dönüştürürcesine çizgisel müdahalelerle parçalayarak titreşen saydam bir alana eviriyor. Resim yapma eylemini ritmik bir sürekliliğin ritüeline dönüştüren Erbil, elde ettiği verileri daha deneysel süreçlere taşıyarak değişik uygulamalarla eserini zenginleştiriyor. Bu durumda Devrim Erbil Atölyesi tam bir Bauhaus ilkeleriyle örtüşerek tasarım ve çoğaltım uygulamalarının bir laboratuvarına dönüşüyor. Gerek soyut çalışmalarında, gerekse makro görünümlü İstanbul kompozisyonlarında ilk göze gelen nitelik, jestüel hareketlerin minimalize edilerek ritmik bir tekrarla istiflenmesidir. Tek ve bütün arasında kurulan bu geçişken ilişki bizleri doğanın aşkınsal tanımına kadar götürebilir. Her varlık bir bütünün parçasıdır, yaşam tek olanın bütüne doğru yaptığı bir yolculuktur. Devrim Erbil'in resimlerinde ortaya çıkan ilişkilendirilmiş bütünsellik, uzayıp gitmekte olan bir kilimin sürekli dokuma halinde olduğu hissiyatını aktarır. Her yüzey, bir başka yüzeye aktarılarak kendi bünyesinin üreme halini gerçekleştirir. Erbil'in çalışmalarında kilim dokuma işlevinin resim haline yansıdığını görmek bir rastlantı değil aslında. Mikrokozmos ve makrokozmos arasındaki ilişkinin kilim motiflerinde nasıl bir imge düzeneğine sahip olduğunu, Türk kilimlerinden olduğu gibi daha uzak kültürlerin dokuma işlerinden de biliyoruz. Her iplik parçasının bir ilmekle ulanarak yaygın dokusal bir bütünü oluşturması, hem biçim olarak hem de metafor olarak Devrim Erbil'in sanat anlayışının aksını oluşturur. İçinde bulunduğu coğrafyanın kültürel mirasından beslenmesini, hayatında önemli bir yere sahip olan Üstad Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan öğrenmiş olabilir. Ancak sanatın özgün dilini geleneksel motiflerden yola çıkarak ehlileştirmek mutlaka dirençli bir sanatçı karakterini gerektirir. Devrim Erbil, yarım asırdır ara vermeden ürettiği değerlerle güncel sanatın kullanat anlayışından korunmasını bilirken, bir sanatçının özerk konumuna da gölge düşürmemiştir.